Herkese yeniden merhaba. Brescia kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Napoli deplasmanındayız. Gayet güzel götürüyoruz şu anda ligi. 6. sırada yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Napoli maçı öncesi bireysel ve takım talimatlarımızı ayarlayıp hemen maça geçeceğiz. Artık her şey hazır. Maça biz başladık. Şimdi kendi sahamızda top çevirdik biraz. Dakika oldu. Napoli şimdi pasta çıkıyor. İçeriye doğru bir ara pası dışarıda. Ortada bir maç. Hatta toplu oynamada biz daha üstünüz. Günün ilk maçında Atalanta deplasmanında Cagliari'yi yendi 3-1. Şimdi taçı kullandık. Zadas. Karşı karşıya direkten dönüyor. İlk tehlikeli atak bizden geliyor. Napoli'ye karşı. Kaptırıyoruz orada topu. Tehlikeli bir yerde kaptırdık. Faydalanamadı bu toptan. Napoli. Tehlikeli bir yerde kaptırdık. Yine içeriye doğru doldurdular. Korner. Korneri kullandılar. Uzaklaştırıyoruz. Korneri kullandılar. Yine uzaklaştırdık. Ve ilk yarı Napoli deplasmanında 0-0 bitti. Takım konuşmasını yapacağız. Svoboda'nın sarı kartı var. Tehlikeli. Abilgard umarım kırmızı kart görmez. Çıkartırsak orta saha zayıflar. Şimdilik forvet değişikliği yapmayalım. Ancak çok da iyi değiller bugün. Dantas değişikliği yaptık. Ve Napoli ikinci yarıya başladı.
Napoli çok iyi bir konumda ligde, ancak tribünler hala dolu değil. Napoli yenerse liderliğe çıkabilir. Atalanta'da geçen sezon çok kötü bir lig maratonu geçirmişti. Bugün lider. Şu anda maç fazlasıyla 5.lik koltuğundayız. Napoli içeriye doğru çıkarttılar. Tehlikeli geliyorlar ve gol. Lobotka atıyor. Hakem oraya doğru koşuyor. Bakalım offside veya foul bir şey var mı? Gol inceleniyor şu anda. Ve gol iptal ediliyor. Offside. Offside'den gol iptal edildi. Dakika 70. Oyuna biraz taze girelim. Rossi'yi oyuna aldık. Bir tane de savunmada değişiklik yapıp yolumuza şimdilik devam ediyoruz. Buraya girdik. Abilgard'la şimdi kontratağa çıkıyoruz. Arka direğe doğru kaleci de kalıyor. Daha etkili olabilirdik. Taçı kullandılar. Tehlikeli geliyorlar karşı karşıya. Kale vuruşu. Biraz daha kısa pas ve düşük tempoda oynayalım. Faresi çıkartıp Ricci'yi aldık. Son değişiklik hakkımızı da böylece kullanmış olduk. Kale vuruşunu da kullandık. Bizde kaldı. Papetti sağ taraftan topu güzel sürdü. İçeriye de ortaya açtı ancak defansta kaldı. Şimdi kontraya çıkıyor Napoli. Kayarak bir müdahale. Kırmızı kart görebilirdik orada. Top dışarı gitti. 89 oldu dakikalar artık. Napoli'den puan almaya çalışıyoruz. Sağ kanattan yükleniyor şimdi Napoli. Oraya girdik. Yine kopuyorlar. Sağ taraftan ortayı açtılar ve gol. Golü attı Napoli. 90. dakikada tam golü buluyor. 90 dakika direndik. İyi oynadık. Pozisyonlar bulduk ancak uzatmalar başlarken golü ağlarımızda gördük. Üzücü bir son oldu bizim için. Şimdi top çeviriyor. Topu kaptık. Bir atak şansımız var. Sağ kanada güzel bir top. Danilo ortayı açtı. Ve dışarı gidiyor. Bizim için de umutların bittiği bir an oldu. Hakem hala oynatıyor. Son dakikaya girmek üzereyiz. Ve defans araya girdi. Hakem de maçı bitiriyor. Böylece son dakika golüyle kaybediyoruz. Ancak güzel bir performans koyduk ortaya. Çok ciddi pozisyonlar vermedik.
Gözlemci önerileri iyi bir oyuncu önerdi. İyi bir orta saha. Altıncı sıradayız. Bir sonraki maçımız Fiorentina ile olacak ve ligin ilk yarısını tamamlamış olacağız. Kendi sahamızda Fiorentina maçıyla. Ödül kazanan oyuncular yıl sonu itibariyle geliyor. Yılın 11'ine forvetimizi soktuk. Yönetim ve taraftar son derece memnun. Gidişattan. Ricci de ayrılmak istiyor. Ancak şu anda pek mümkün değil. Maç hazırlığımızı da yapalım. Priske Lazio'ya yeni menajer oldu. Fiorentina maçı da artık yarın itibariyle başlayacak. Inter 4-0 yenmiş Torino'yu. Lazio da yenmiş yeni hocasıyla. Şimdi maç hazırlıklarımıza başlayabiliriz. İki takım da sahaya çıktı. Güzel bir maç bizi bekliyor. Maça biz başladık. Mares.
Sol çizgiden şimdi Sürdü Taç. Atladık orada ve kontratak. Kaleci ile karşı karşıya, savunma yetişmeye çalışıyor. Kaleci çıktı ve engelliyor. Kalecimiz bu şutu kurtardı. Daha ilk dakikada büyük bir kontratak yedik. Daha dikkatli olmalıydık. Çok büyük açık verdik savunmada. Oradan oluyor. Fiorentina oyuncusu. Sanki buraya zaman geçirmeye gelmişler. Hala da kullanmadı. Şimdi açıldı toptan. Kullandı. Kalecimizde kaldı. Önce dakikadayız. Karşılıklı birer şut var. Kaleyi bulan. Şimdi korneri kullanıyoruz. Kralas'la. Kullandık. Alamadık bu ataktan. Dışarı gitti. Roma ile kupa maçımız da var. İki maç sonra. Şimdi sağ kanada topu açtık. Bir çalım. Arka tarafa doğru doldurdu. Sola doğru açıldı. Tekrardan içeri doğru gelen top Zadas. Paslaşarak geldik orada Zadas. Boş kaleye bırakıyor topu. Hazırlanış itibariyle muhteşem bir gol oldu. Ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Çok ilginç. Formadan çekme diye düşündü herhalde. Bakalım, incelendi ve penaltı kararı geçerli. Penaltıyı kullanıyoruz şimdi. Bu gol. Fiorentina. Bunu eşitledi 2-3 dakika sonra. Korner kullanıyoruz. Yine bizde kaldı. Şimdi Fares topu içeriye doğru sürüyor. İçeriye doğru girdi. Olmadı. Doğru geri geldik ancak. Sonucu ulaştıramadık. Serbest vuruşu kullandı. Formanı uzaklaştırıyor. Şimdi tehlikeli çıktık. Zadas. Zadas içeriye doğru girdi. Karşı karşıya ve gol. Kontradan golü buluyoruz. Zadas ile bir gol attı. İlk yarının sonunda golünü attı. İlk yarıyı onda tamamlayabiliriz. Bu golle bir şut şansı var. Dışarı gidiyor. Korner kullanacak. Fiorentina golden sonra yüklenmeye devam ediyor. Kale vuruşu. Ve ilk yarıda böylece sona erdi. Takım konuşmamızı da yaptık. Herhangi bir değişiklik yapmadan ikinci yarıya başlıyoruz.
Zadas şimdi korneri kullanıyor. Kadire doğru sonra uzaklaştırdı. Oradan yükleniyoruz. Kanattan içeriye doğru geldi top. Kalecide kalıyor. Şimdi tehlikeli. Geldi. Sağ kanattan geriye çıkarttı. Şut şansı var. Dışarıya gitti. Servis olmuş. Bizde kalıyor. Esposito. Sürüyor şimdi. Rakip sahaya geçti. Geri döndü. Tekrardan Esposito'ya güzel bir pas. İçeriye doğru bir pas ve gol. Kenaro Rossi. Kasparov. Sakat. 4 hafta yok. Onun yerine Rossi oynuyor. Fiorentina karşısında durumu 3-1'e getirdik. Harika bir maç oluyor şu ana kadar. Şimdi karşı karşıya. Tamadı. Korner. Ben hemen sonra bir aksiyon gösterdi Fiorentina. Ancak golü atamadı. Şimdi içeriye doğru çektiler. Karşı karşıya vuruyor. Çiki. Orta atıyor. Fazla rahat edemeden tekrardan golü yedik. Yine yükleniyor. Dışarı gitti. Hattımızı biraz geriye çektik. Dakika 60. Zadas 2 gol attı ancak yoruldu. Özer'le değiştirelim. Tehlikeli geliyor. Fiorentina sağ kanattan geriye çıkarttılar. Tekrardan şut şansı var. Acıdan döndü orada. Bir araya girdik. Bir nefes aldı ve faul. Özel yerde bir sakatlık geçiriyor. Sarı kart gördü Fiorentina oyuncu. Tehlikeli geliyor. Yaklaştırdı. Yeniden geldiler ve gol. Totti. 3-3 yaptı durumu. Ona biraz müdahale etmemiz lazım. Takım yorgun. Kanatlara bir orta sahaya canlılık getirdik. Şimdi free kick. Umarım etkili oluruz. Pasta kullanıyoruz ve gol. Rossi. İki forvetin paslaşması. Golle sonuçlandı. Yeniden öndeyiz. Fiorentina karşısında gol düellosu resmen. Topu. Tehlikeli geldiler. Orta çıktı. Çok tehlikeliydi. 82. İki araya girdi. Burası da güzel.
Sağ tarafa doğru. Ve korner. Kaleci çeliyor. Güzel geldik. Evet, kullandık. Yolamadık. Savunmaya Ramon aldık. Topu ayağında tutabilen, top tekniği iyi bir stoper. Tempoyu düşürüp kısa pas, zaman geçirme yapalım. Biraz daha agresif olalım. Kalan 5-6 dakikayı güzel geçirmemiz lazım. Kullandık top yine bizde. 90+3, son dakikanın içindeyiz. İşi kaptırdı topu. Son dakikalar hep heyecanlı geçiyor maçlarımızda. Umarım rahat bir son dakika geçiririz. Şimdi sağ kanattan deniyor. Fiorentina faul. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş. Kullandılar ve uzaklaştırdık. Yeniden yükleniyor. Şut dışarı gidiyor. Dakikalar artık. Tekrardan içeriye bir pas. Şans arıyoruz. Paslaşıyoruz. Tekrardan döndü bu top. Burada tehlikeli işler yapıyoruz. Ve kaptırdık, orada araya girdi. Fiorentina savunması. Şimdi son saniyede bir atak şansı, dışarı gidiyor. Ve vuruşu. Aslan gibi yaralı da gitti. Artık son düdüğü bekliyoruz. Oradan oluyor. Kalecimiz derken son düdükte çaldı. Güzel bir galibiyet aldık. Bizden bunlar. Ligde üst sıralarda tutunuyoruz. Salernitana ile oynayacağız. Önümüzdeki maçı deplasmanda. Ligin alt sıralarında çalıştırıyorlar arabayı. Dolaşan bir takım. 20 milyon var mı? Var. 20 mi? Yok be, o kadar yoktur be hemeler. Ve gelecek vaat etmeyen oyuncuyu da sattık. Barcella'yı da gönderiyoruz. Altyapıya bir oyuncu transferi yapmak istediler ancak onu kabul etmiyoruz. Yeterince yetenekli değil. Esposito da asist rekoruna doğru gidiyor.
Cagliari Palermo'yu 1-0 yenmiş. Şimdi biz de Salernitana maç hazırlığına geçiyoruz. Bireysel ve takım taktiklerini de ayarlayıp hemen maça geçeceğiz. Güzel yanaşan buydu ama bana. Artık maça başlayabiliriz. Konuk ekip başladı maça. Deplasmandayız. Yenmemiz lazım. Salernitana 12. 13. sıralarda takılıyor. Ligin ikinci yarısına da bu şekilde başlamış oluyoruz. Buraya girdik. Hata çıkıyoruz. Güzel bir pas. Sol tarafa güzel açtık oyunu. Şimdi içeriye girdik. Ortayı açıyoruz ve gol. Daha 3. dakikada Zadas'la golü buluyoruz. Güzel başladık maça. Asman'da 1-0 öndeyiz. Uzaklaştırdı. Şimdi yeniden sağ kanattayız. İçeriye doğru sokulduk. Ortayı açtık. Uzaklaştırdı. Şu kullandılar. Kadire'ye doğru. Kadire'cimiz rahat bir şekilde topu alıyor. Yani top. Onlar da kaldı. Güzel yapıyor. Tehlikeli geliyoruz. İyi paslaşmalar. Dışarı gitti. Korner.
Güzel bir pozisyon olacaktı. Hazırlanış itibariyle. Dakika geride kaldı. Ev sahibi takımın daha şutu yok. Açtı. Uzaklaştırdı. Şimdi kontra atak yapıyorlar. Şut şansı var. Dışarı gitti. Az farkla dışarı gitti. İlk şutları. Kullandık. Zadas ortaya doğru açtı. Şimdi bir pas. Oynar. Kutumuzu kaleci engelledi. Atalanta da öne geçti. Şimdi yine bizde kaldı. Dönen top. Tehlikeli geliyoruz. Geriye çıkartılan top. Gart. Kanada açıldı. Girdi araya. Taç. Üstünlüğümüz devam ediyor. Taçı kullandık. Şimdi rakipte kalıyor. Tehlikeli geldiler. Korner. Kullandılar. Bir karambol. Uzaklaştırıyoruz. Ev sahibi takımda kaldı yine. Şimdi sol kanattan çizgiye doğru indi. Ortayı açtı. Savunmamız girdi araya. Uzaklaştırdık. Ergason. Serbest vuruşu kullandı. Dönen top. Yine bizde. Geriye doğru çıkarttık. Sol tarafa doğru bir pas. Savunma girdi araya. Yine kapıyoruz. Bir şut dışarıda. Out. Sonuçlarla şu anda Lazio'yu geçiyoruz. Maç fazlasıyla. Tana kendi sahasından serbest vuruşu kullandı. Hazırlık paslarıyla sahamıza girdi şu anda. Ortayı açtılar. Oldu bu atakta. Salernitana. Buraya giriyoruz. Güzel yerde kaptık topu. Şimdi içeriye doğru bir pas. Fares. Ricci daha doğrusu. Giacomo Ricci gol atıyor. Topu kaptık orada. Sonunda kontraya çıktık ve golü attık. Rahatlıyoruz. 2-1 oldu. 63'te rahatladık. Yeniden Salernitana atağı kalktı. Dönen top. Tehlikeli bir yer. Önlere gitti. 2-0 yakaladık. Ricci ile. Kullandılar. Uzaklaştırdık. Top bizde. Bizde ancak. Bile çıkamadık. Antana da etkili gelmeye çalışıyor. Şimdi kontra atağa çıkıyoruz. Güzel taşıdı sağ kanattan.
Savunma girdi araya. Ve yine ikinci goldeki gibi yine topu kaptık. Ancak kaleci de kaldı. Yine kapıyoruz. Kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol. Helgason. Tasağda kaptığımız toplar. Golle sonuçlandı bugün 3-0. İyice rahatladık. 69. dakikada. Birkaç değişiklik yapalım. Helgason çok yorgun. Zadas'ın yerine Friedek. Svoboda yerine Ramon. Top tekniği yüksek bir stoper. Geri geliyoruz. Şimdi ve gol. Gennaro Rossi. Forvetimiz de gol atıyor. Güzel bir gol attı. Hazırlanış itibariyle 74'te 4-0. Çok çok rahatladık. Kontra atağı çıkıyor. Salernitana tehlikeli geldiler. Yine penaltı noktasının üstünde dışarıda. Çatışı. Salernitana tehlikeli geliyor. Arka direğe doğru. Kalecimizde kaldı bu top. Buraya girdik. Tehlikeli geldi. Karşı karşıya bir gol. Golü buluyor. Salernitana 86'da. Durum 4-1 oldu. Ve kaptık topu şimdi. Esposito kaleciyle karşı karşıya vurdu. Dışarı. İyi bir kontrataktı ancak yavaş kaldı biraz Esposito. Savunma hemen yetişti. Artık son düdüğü bekliyoruz. Bir hakem de maçı bitiriyor. 4-1 rahat kazanıyoruz. Salernitana deplasmanında. Güzel bir maç oldu. Bahçelay'ı da sattık. Roma maçı var. İtalya Kupası maçı. Deplasmanda olacağız. 2 gün sonra. Artık o maç bir sonraki bölüme kalacak. Teknik ekiple aylık toplantımız var. Bakalım öneriler nelermiş.
Ve toplantımız da sona eriyor. Artık kupa maçına geçeceğiz. Önümüzdeki bölüm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.